Yani telefon akşam konuşmayı düşünüyorum. Ha. Arayacağım onu konuş. Yani o da istiyorsa bilmiyorum ama. Arayacağım onu. Peki. Bu arada Mert yüzüğü bulmuş, verdi Buse'ye, gördüm. Ben bulmadım, yüzük zaten bendeydi. Evet, ya. Oradan almış, şeyine koymuş. O kadar tahmin ettim ki bir kez daha yaptı aynı şeyi ama o kadar ciddi ki vallahi bu sefer bende değil dedi eve girince ben sorunca. Nasıl kayıp da üzülmesine izin veriyorsun değil ki? Mi? Vallahi. Üzülmeyeceğine baktım da. İlkini kaybetmişti. Gerçekten onu hatırlamıyordu ama ilk aldığımda. Bu nasıl kayıp da diye benim başlayan her cümlenin de ama yani. Ama yine hatırlamamış, az önce hatırlamış onun için. Hayır, neye takılıyor biliyor musunuz? Kafası o kadar değişik çalışıyor ki ben inanamıyorum yani. Takıldığı şey, çünkü sürekli oturduğumuzdan beri şeyi soruyor. Sen bunu anca mı fark ettin? Ne sen zaman fark bunu ettin, anca merak mı fark ettin? Yokluğunu fark ettim. Ya ben de diyorum ki yüzüğü sürekli takıyorum ya, bir süre sonra bu tarz yüzükler, hani tek taş, alyans falan da varlığı, birliği, yani varlığı yokluğu bir oluyor. Yani o yüzden artık ben bunu hissetmediğim için şöyle bakmadan anlamıyorum. Böyle oturup baktığımda aa dedim yüzüğüm yok doğal olarak. Ona bunu izah etmeye çalışıyorum. Hmm. Gider gitmez fark etseydim çok hoşuna gider. Ve sürekli kullanıyorsun. Uyurken falan da mı kalıyor? Evet sürekli. Aa. Evet. Çıkarmayacağımı söz verdim ya. Ben her 50 kamada çıkardım. Hmm. Hepsi lavabo kenarlarında bir yerlerde kaldı gitti yani. Ben de onu yapacağımı bildiğim için çıkarmıyorum. Çünkü diğer yüzüklerimi hepsini öyle kaybettiğim için hani bunu kaybedersem... Sıkıntı. Ama aşkım yani neyse ki çok yani karatlı bir şey değil yani. Yok değil zaten. Olsaydı yoksa başka türlü olurdu. Mesaj mıydı? Şimdi oralarda aranıyordu. Beraber arıyorduk hatta. Murat ve Berk barıştınız galiba. Murat ve Berk barıştınız galiba değil mi? Evet Öykü Hanım, ben o konuda haksızım zaten. Ben bunu dışarıda da söyledim. Gerçeğini. İçeride de tekrardan söylemek senin kameraların önünde. Ya haksız olduğum bir durum varsa bu şekilde konuşma beni vicdanen de rahatlatıyor çünkü. Kendimi çünkü huzursuz hissediyorum. Haklı olsaydım farklı tepkiler veririm bu evde genel olarak. Bu olayla değil genel. Hmm. Haksız olduğum konuda da kim olursa olsun haksızsam eğer bunun farkındaysam sonuna kadar alttan alırım. Karşımdaki kişinin böyle kalbini kazanmaya gördük, çalışıyorum. Gördük bunu defalarca gördük ama Berk de yani uzatmadı. Evet konuyu, Berk de uzatmadı zaten. Yani. Var mı bir problem? Öykü Hanım dün akşam konuştuk. Bir problem yok ama şuna ayak basmak isterim. Farklı tepkiler olurdu cümlesi benim pek az etmediğim bir cümle. Hı. Bunun edilmemesini rica ediyorum. Hı. Ben genel dedim. Senin üstüne alınacak bir durum yok. Genel olarak farklı olduğun bir konu olursa genel olarak farklı tepki veririm. Bunu zaten evdekiler de biliyor. Şimdi böyle yapınca bir merak uyandırıyorsa ne gibi tepkiler kardeşim diye sorulursa olay başka yere gidiyor ya. Ya evet yani şu o açıdan. Şöyle haksızsam eğer kedi gibi olurum. Asla şey yapmam. Hatta karşımdaki insan bana el ya kaldı. Sonuçta burada haksız olduğun için diyelim. %100 haksızım. Haklı meselesine evet, göz ardı edelim. O şakayı Mert yapacaktı. Ben yapmadım. Berk'ten korkuyor musunuz bu evde? Öyle bir hani sert bir mizacı ben var. Ben önceden tanıdığım için gayet... Bu Berk gayet konuşunca gerçekten cana yakın komik bir arkadaşımız. Sadece Yeliz konusunda birazcık hassas olduğu için hani çok yükselmemek için konuşmuyor. Hmm. Onu dışarıda da zaten söylüyor yani. Çünkü gerçekten Yeliz'e karşı duyguları var. Ama birazcık Yeliz'den de hani aramadığı için mesela bozulmuş dün. Hmm. Ondan bir arama en azından bekliyordu. Şimdi birazcık daha en azından Yeliz de ona karşı sıcak giderse ben tekrar olabileceklerini düşünüyorum. Bir de böyle moralin bozuk olunca iyice sertleşiyor ifade. Ekranda kendini görmeni ruhum isterim. Ruhum çekiliyor sanki. Aslında çok tatlı ekranda ya. Ekranda kendini görmeni isterim yani. Eyvah. Ha? Çok tatlı bir insan. Sertleşiyor yüzü de. Bayağı. İstemediği bir durum olduğu zaman şey gibi kalıyor, mumya gibi kalıyor. Zaten. Zaten öyle, mizacı da öyle ama daha da sert oluyor. Peki. Sizde durum nedir minnoşlar? Gayet minnoşsunuz. Çok tatlısınız. Teşekkür tatlılar, ederiz. Tatlılar. İyiyiz. Bir şeyler. Aynen tatlılar. Çikolata. Kırmızı odada bir sıkıldınız mı siz? Ne oldu? Keyifli geçti ya. Evet güzel. Normalde uzun geçti o zaman. Normalde evet, uzun geçti. Evet uzun sürdü zaten. Kızlar dedi. Tamam. Evet bize bir hediye göndermişler. Onu evet. Birlikte yedik. Hı. Ya ben bir de şimdi Nihil'e diyet yapmak istiyor. O yüzden durmadan tatlı alamıyorum. Daha çok tatlı alıyorsun bu arada. Normalde diyete girdiğimi söylediğimden beri sürekli tatlıyla geldim. Çok destek oluyorsun. Evet çok destekliyim. Aslında destekli bir şekilde bir şey söylemiştim de gelmedi. Sağlıklı bir şey sipariş evet. Etmiştim. Sağlıklı bir şey sipariş etmiştim. O da gelmedi. O yüzden çikolataları yedik yine Öykü Hanım. Olsun. Aynen tatlı tatlı gidiyoruz. Yani bir tane artı bir öldürmez evet. Ama güldürür. Toka koptu. Ne tokası aşkım? Senin verdiğin. Gerçekten mi? Vallahi bildi. Kalsın sen de alacağım. Eyvah onun anısı var. Evet kendisinin
Kim kopardı, sen mi kopardın? Yok, şimdi koptu ya. Elimle oynuyordum da. Evet, elimle oynuyordum, koptu. Kimin gözü varsa yani. Gerçekten, evet, ben de anlamadım. Çıktı. Bir de yalnız gördüler tokayı. Evet, şuradan şöyle biz de gördük yok, yani. Yok yok, şey, biz Twitter'da geçen şey olmuştu. Ocak evet. başına gittiğimizde tamam işte, uzatırken bardak ben ne yapıyorum? Evet evet evet, şimdi burayı dediğini sandım. Oradan nazar çıktı. Hı. Başka bir toka gelmesi lazım. Evet, iyi yoralım. Aynen öyle. Üzüldün mü? Evet, üzüldüm. Ben şeylere inanıyorum bir de. Mesela böyle arkadaşlık bekli oluyor, kopuyor ya. O arkadaşlık bozuluyor. O zaman mesela onun gerçeği ne bu? Lastik kopabilir yani. Ama kopmayacak lastik. Kırmızıdan bağlayın. Koptu aşkım ama. Tamam. Kırmızıdan bağlayın. Başka şeye niyet edin. Başka bir şey yani olalım birlikte. Tamam. Kopunca evleneceğiz, bir araya geleceğiz ya, falanlı yapın mesela. İlk ayıp koptum ya. Çok üzüldüm şu anda öpüyorum. Gerçekten ya, bu arada. Kitlenme, enerjini öyle verirsen yani verme. Tamam öpüyorum, şu anda verme. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Tamam. Ama Nihle de bir takıldı galiba. Ben gerçekten ona çok inanıyorum o yüzden. Ama neyse, tamam, toka evet. Tokaydı yani. Ne diyerek hediye etti? Ya olur ya hani. Verirsin benden sevgiline bir parça. Hani evet, sahibi var. Haber... O istedi bu arada, ben değil. Evet, ben istedim bu arada. Dedim ki tokalarını versene, bir tanesini takayım dedim. O da tamam dedi. Bir tanesi çok sıkmıştı öykünün. Çok şimdi sıkıyordu. Verdi. Aynen. O biraz daha bol diye onu getirmiştim. Nihle istemedi yani. Al tokamı tak diye. Evet. Ben yine... Tamam, bir büyüyle değişiyorsa şimdi yenisiyle de değişebilir bence. Evet, değişir, tamam. Değil mi? Değil mi? Yenisini hiç bekliyorum. Tamam aşkım. Yani sen daha böyle enerji yükleyip verirsen belki tamam, ondan daha yapayım da kuvvetli olabilir. Suratını asma, delirecek çocuk yoksa. Aklını yitirecek tamam, yani. Tamam. Ne oldu? Rümeysa ve kim paylaşamadı seni? Rümeysa ve ben. Seni paylaşamadı değil mi Beyza? En çok ben seviyorum diye. Evet, en çok benim arkadaşım. Evet, Öykü Hanım onlar beraber... Oğuz'un araya girmesi. Evet. Hayır mi? Ben de Rümeysa ile Oğuz kavga ediyordu zaten. Evet, Rümeysa ile böyle bir tatlı. Şimdi meyve muhabbeti oldu da. Nihle'nin en sevdiği meyve ne diye. Öykü evet, Hanım, Öykü sabahları Hanım enerjiyi ben yüklüyorum. Ben de şarj oluyor, onlarla vakit geçiriyor. Sonra akşam geliyor, tekrar şarj ediyorum. Sonra sabaha tekrar geliyor yanıma. O ayrı bir mesele, bir de böyle ama bir mesele. Ama ben onun var şimdi enerji deposuyum, öyle düşün. Bu arada beni Öykü görmediğinde enerjisi düşüyormuş. Gerçekten Beyza ile sabahları gidip geliyorlardı. Gittikten sonra Beyza, Nihle'nin birazcık enerjisi düştü. Durgunlaştı değil mi? Durgunlaştı, fark ettim ben. Çünkü sabahları ona böyle bir şey, bir kahve getiriyorum. İşte çikolata, meyve tarzı. Öykü gerçekten mı bayağı düşmüş ya. Ya sen. Öykü Hanım garip bir şekilde sabahları mutlu uyanabilen nadir insanlardanım. Böyle güne uyanıyorum. Sen? Evet. Hayatta inanmam. Gerçekten. Enerjik oluyor biliyor musun? Sabahları bak, normal herkinden buna inanmam mutlu yani. Gerçekten susmuyor, mutlu oluyorum. Nihle çok konuşuyor. Ne güzel ya. Kahkaha atıyorum, muhabbet ediyorum. Bana evet böyle yapıyorlar. Hani Beyza artık biraz sussan da diyeyim. Evet, biz evet, sussan kısmı olabilir. Olabilir de yani ama... Mutlu uyanabildiğine gerçekten inanamadım. Yo vallahi gerçekten çok enerjim dolu dolu oluyor böyle sabahları. İracığım sen...